Rahmetli Çiçekçi Baba Hazretleri anlatmıştı. Demişti ki, bir gün bir zatla karşılaştım. Sohbet ettik, çay içtik bilmem ne. Sami Efendi Hazretlerinin arkasından ve aleyhinden çok ağır ifadelerle konuşmaya başladı. Dedim ki, bak Sami Efendi Hazretleri, senin bildiğin gibi bir zat değil, aleyhinde konuşma, başına bela gelir. Kadiri müntesibi, biraz da edep arkan bilmeyen birisi ki, epey bir vermiş veriştirmiş. Kendisini ikaz ettim, kardeş, bu söylediklerin hiçbirisi yok. O benim efendimdir. Bu anlattıkların hiçbirisi vaki değil. Sana yanlış bilgi vermişler. Aleyhinde konuşma. Çünkü başına bela gelir. Konuştuğun laflar muhatabı o değil. Çünkü o yok olmuş artık. Allah da yok etmiş kendisini. Laflarının muhatabı Allah. Başına bela gelir. Ondan sonra bana bağırarak, çağırarak ayrıldı gitti. Yarım saat sonra haber geldi. Trafik kazası olmuş, iki bacağını kırmış. İki bacağı kırılmış. Yarım saat sonra. Bu durumu gittim Sami Efendi Hazretlerine arz etmek istedim. Efendim böyle böyle birisi aleyhinizle de konuştu. Sizi çok savundum ama ikna edemedim. İkaz da ettim, anlamadı. Ve yarım saat sonra başına bela geldi. İki bacağı birden kırıldı. Vardım diyor huzuruna Sami Efendi Hazretlerinin. Ben daha bir şey söylemeden elini şöyle kaldırdı diyor. İbrahim evladım dedi diyor. İbrahim Özdemir amca. İbrahim evladım dedi. O arkadaş parça parça olacaktı diyor. Allah'a yalvardım, yalvardım, yalvardım. Çok gözümden yaşlar geldi, ağladım diyor. Başına gelecek belayı ben biliyorum diyor. İki bacakla kendini kurtardı diyor. Yoksa parça parça olacaktı diyor. Bela gelmesin başına diye dua ettim diyor. Ben anlatmadan o bana anlattı diyor. Şimdi hayatını yazıyorum. Çiçekçi Baba Hazretlerinin de. Onun için birbirinizin aleyhinde konuşursunuz. Yakışıklı bir adamsa belanızı siz bulursunuz. Biz kötülere de iyi diyerek kötüleri iyileştirmeye çalışıyoruz.